Belki şurada meseleyi kendi zihnimizde netleştirmekte zorlanıyoruz. Bize bunları söyleyen insanlar ve çevreler, Efendimiz'e muhalefet gibi bir cümle kurmuyorlar, böyle bir kelimeyi ağızlarına almıyorlar. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bizim kılavuzumuz, rehberimiz, önderimiz, onun sünnetiyle ilgili, hadisleriyle ilgili kim ne söyleyebilir? Süpürücülük yapmayalım, süpürmeyelim. Allah'ın kitabını arz edelim. Ya da Allah'ın kitabı aranızda, bakın işte bu gayet anlaşılır bir kitap. Kolay bir kitap, kolaylaştırılmış bir kitap. Ayetleri, ayatın beyinat olan bir kitap. Alın ve amel edin. Aranıza bununla, aranıza bir aracı koymayın. Bugüne kadar ümmete böyle aldattılar. Okumayın anlamazsınız dediler ama okuyorsunuz anlıyorsunuz diyorlar. Hiçbirinin ağzında peygambere muhalefet kelimesi, cümlesi yok. Ama fiiliyata baktığınızda evet fiiliyat bütünüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muhalefeti üzerine kurulur. Fiiliyat bu, netice bu. Bunu Allah'ın kitabı üzerinden yaptıkları için insanlar meseleyi anlamakta zorlanıyor. Bu tuzağa o yüzden çok kolay düşüyor. Usulü tefsirde bir kaide var. Kelamda asıl olan hakikattır. Meğer ki mecaza sarfına özel bir delil bulunan. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerde her ne buyurdularsa hakikattır. Eğer hakikat dışında mecaza, temsile, istiareye yorulması gerektiğine dair özel bir delil varsa tamam, mecazdır deriz, teşbihdir deriz, istiaredir deriz. Ama böyle bir özel delil yoksa hakikattır diyeceğiz. Bütün mesele bizim aklımıza uymuyor. Ya da hevai nefsimizi rahatsız ediyor, kafa konforumuzu bozuyor, hayat tarzımızı, alışkanlıklarımızı rahatsız ediyor. Bütün mesele bu. Sünnetle ilgili problemi olan insanların durumuna bakın. Mutlaka böyle bir şey göreceksiniz. Ya kafa konforlarını rahatsız ediyor, ya hayat tarzlarını rahatsız ediyor, ya da kendilerine ezberletilmiş bir takım şeyleri şeylerle çatıştığı için kabul etmek istemiyor. Bütün mesele bu. Sünnet-i Seniyye'nin muhtevası nasıl belirlenecek? Bize hadis diye nakledilmiş her şey, her şeye elsiz ayaksız teslim mi olacağız? Hayır. Böyle diyen kimse yok. Bunun belli kriterleri var, usulü var, sistemi var. O sistem içerisinde hadislerin sıhhat zaaf değerlendirmesi yapılır. Gerek itikadi, gerek ameli, gerek ahlaki, gerek inşai, gerek ikbari fark etmez. Bütün rivayetlerle ilgili olarak usulü hadis sisteminin kriterleri işletilir. Bu kriterler içerisinde sınıfı geçen geçer, geçemeyen elenir. Nitekim tarih içerisinde yapılmış olan da budur. Bugün bizim bundan farklı olarak bir şey yapmamız gerekir mi? Evvela şu soruyu soracağız. Niye? Hadisler üzerinde yeniden düşünelim diyorlar ya, prensip olarak buna itiraz etmeyiz. Hadisler üzerinde yeniden düşünelim. Her zaman düşünelim. Sadece şimdi değil, tarihte de yaptık. Bugün de yapalım, gelecekte de yapalım. Düşünelim. Ama bir şartımız var. Niye yapacağız bunu? Eğer bu ümmetin 1300-1400 senedir, sene içerisinde oluşmuş aklı, iradesi, inisiyatifi, rızası, teorisi, pratiği bir bütün üzerinde ittifak etmişse, bir ortak akıl, ortak irade oluşmuşsa, bizim bugün o ortak akla ve ortak iradeye daha Müslümanca olduğu gerekçesiyle farklı bir alternatif getirmemiz mümkün olabilir mi? Bir kere bu tartışmalı. Bizim herhangi bir meseleyi geçmiş nesillerden daha Müslümanca baktığımızı kim garanti edecek?
Bunun ölçüsü nedir, mikyası nedir, bunun metodu nedir? Geçmiş nesiller daha az Müslümanca bakıyordu, biz daha fazla Müslümanca bakıyoruz. Bizim gözümüzü açtığımız dünya, şehir, ortam, Müslüman bir dünya değil ki. Neyi kastediyoruz? İslam'ın inşa ettiği bir dünya değil. Bizim içinde yaşadığımız şehirler, İslam'ın inşa ettiği şehirler değil. Bizim içinde gözümüzü açtığımız ev, İslam'ın inşa ettiği yer değil. Bu toplum, insan İslam'ın inşa ettiği bir toplum değil. Dolayısıyla geçmiş nesillere kıyasla daha Müslümanca bakabildiğimizi söylemek durumunda değiliz. Bunun imkanı ihtimali yok. Peki şöyle bakalım. Geçmiş nesillerden daha yetkin bakabiliyor muyuz? Geçmiş nesillerin vukufiyeti, mühtesebatı, birikimi, ilmi daha azdı, bizimki daha fazla. Onun için hadisleri yeniden tartışalım. Bunu diyebiliyor muyuz? Bunu da diyemiyoruz. Bunu diyen insanların usul ilimlerini, teknik ilimleri bir tarafa bırakın. Arapça ile ilgili problemleri henüz aşamadıklarını görüyorsunuz. Yani tartıştığı bir hadis rivayetinden işte levlâke levlâk lemâ halaktü levlâk bu rivayetten bahsederken adam eğer levlâke lemâ halaktü levlâk diyorsa bu adamın bu problem hakkında, bu hadis hakkında ya da bu rivayet hakkında bir şey söylemeye hakkı yok, yetkisi yok. Susup oturacak, önce bu metni okumasını öğrenecek. Levlâke levlâk lemmâ halaktü levlâk. İlk defa bu arkadaştan biliyorsun böyle bir şey. Arapçasını bilmiyor, okuyamıyor, telaffuz edemiyor ama rivayet hakkında öyle şeyler söylüyor ki size Allame-i Cihan zannedersin. Dolayısıyla mühtesebatımız da problemli. Geçmiş nesillere kıyasla daha fazla bilgi sahibi olduk da hadisleri onun için mi tartışıyoruz? Son derece tartışma. O zaman geriye bir şey kalıyor. İçinde yaşadığımız dünyanın bize hediye ettiği zihin kodlarıyla Kur'an ve sünnet çatışıyor. Çatışma teşkil ediyor. Anlamakta, hayatımıza aktarmakta, sindirmekte zorlanıyoruz. Zorlanınca hadisleri yeniden düşünelim diyoruz. Bütün mesele kafa konforumuzu rahatsız ediyor. Hayat tarzımızı rahatsız ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor ki, hevasını benim getirdiklerime tabi kılmayan iman etmiş olmaz. Hevasını benim getirdiklerime tabi kılmayan iman etmiş olmaz. Kur'an sünnet diye bir ayrım yapmıyor Efendimiz. Ben her ne getirmişsem, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Bunlar umumdur. Birazcık işi bilen insanlar bilirler. Buradaki ma edatları umum ifade eder. Resul size her ne vermişse onu alın ve sizi her neden sakındırmışsa ondan da uzak durun. Efendim bağlam ganimet dağıtımıyla ilgili olabilir. Mümkündür. Her bir ayetin bir nüzul sebebi var. Her bir hadisin bir nüzul sebebi var. Evet. Ama sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değil. Özel bir delil bulunursa olur. Bulunmazsa hüküm umumidir. Usulü fıkıh kitaplarında bununla ilgili bol bol bahisler var, konular var. Dolayısıyla Efendimiz bize her ne vermişse, her ne getirmişse onu alıp hayat düsturu edinmek, hayat tarzı edinmek nasıl bir vazife? Efendimizin bizi sakındırdığı şeyleri de hayatımızın dışına gitmek aynı şekilde bir temel İslami vazifedir. Belki şurada meseleyi kendi zihnimizde netleştirmekte zorlanıyoruz. Bize bunları söyleyen insanlar ve çevreler, Efendimiz'e muhalefet gibi bir cümle kurmuyorlar, böyle bir kelimeyi ağızlarına almıyorlar. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
bizim kılavuzumuz, rehberimiz, önderimiz, onun sünneti ile ilgili, hadisleriyle ilgili kim ne söyleyebilir? Süpürücülük yapmayalım, süpürmeyelim. Allah'ın kitabını arz edelim. Ya da Allah'ın kitabı aranızda, bakın işte bu gayet anlaşılır bir kitap, kolay bir kitap, kolaylaştırılmış bir kitap, ayetleri, ayatun beyinat olan bir kitap. Alın ve amel edin. Aranıza bununla, aranıza bir aracı koymayın. Bugüne kadar ümmete böyle aldattılar. Okumayın, anlamazsınız dediler ama okuyorsunuz, anlıyorsunuz diyorlar. Hiçbirinin ağzında peygambere muhalefet kelimesi, cümlesi yok. Ama fiiliyata baktığınızda, evet fiiliyat bütünüyle Peygamber aleyhissalatü vesselam muhalefeti üzerine kurulur. Fiiliyat bu, netice bu. Bunu Allah'ın kitabı üzerinden yaptıkları için insanlar meseleyi anlamakta zorlanıyor. Bu tuzağa o yüzden çok kolay düşüyor.